Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Simple Past ve Past Continuous'un farkına bakacağız. Hangi durumlarda Simple Past kullanacağım, hangi durumlarda Past Continuous kullanacağım. Öncelikle Simple Past'a bakalım. Simple Past geçmişte olup bitmiş eylemler için, bir noktada olup bitmiş eylemler için kullanılır. Mesela burası bir zaman çizgisi olsun. Geçmiş, present, günümüze kadar buranın tamamı geçmiş. Burada olan eylemlerin tamamı geçmişte kaldı. Günümüz ve gelecek şeklinde ayırdık. Simple past geçmişte bir noktada olan ve biten eylemler için kullanılır. Ve devam etmiş mi etmemiş mi bu konuda bilgim yoksa sadece olayın olduğundan bahsediyorsam simple past kullanacağım. Mesela I came home at 8 p.m. Saat 8'de eve geldim. Devam etme anlamı yok. Eve gelmek kısa bir eylem. Geldim bitti. Sadece gelmemden bahsediyorum. Bir eylemden bahsediyorum. O yüzden simple past kullandım. Fiilin ikinci halini kullandım. Ama eylem geçmişte başlamış. Bunun tamamı geçmişti. Geçmişte başlamış. Belli bir süre devam etmiş. Yine geçmişte bitmişse bu aradaki devam etme eylemini ben past continuous'la anlatmalıyım. Bir noktada olup bitiyorsa simple past, geçmişte başlıyor, devam ediyor. Yine geçmişte bitiyorsa past continuous kullanacağım. Çünkü eylem devam ediyor. Belli bir süre devam ediyor, yine bitiyor. She was studying maths. O matematik çalışıyordu. Çalışmaya başladı. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. Bu noktada yine bitti. Bu arada matematik çalıştığını anlatmak için was studying, yani past continuous yapısını kullanacağım. Örneklerimize bakalım. John was talking on the phone between 7 and 8 p.m. yesterday evening. John, dün akşam, yesterday evening, saat 7 ve 8 arasında telefonda konuşuyordu. Mesela burası 7 olsun, burası 8 olsun. John bu arada dün akşam telefonda konuşuyordu. Bu aradaki eylemi devam ettiğini vurgulamak istiyorsam past continuous kullanmam gerekiyor. Çünkü belli bir süre devam etti, ondan sonra bitti. Was geldi, ing getirelim. Burası past continuous. Ama ne kadar sürdüğünü, konuşmanın ne kadar sürdüğünü bilmiyorsam ya da benim için önemli değilse o zaman simple past kullanabilirim. John talked on the phone yesterday. John dün telefonda konuştu. Ne kadar konuştu, kaç saat konuştu, kaçtan kaça kadar konuştu. Benim için önemli değilse bilmiyorsam o zaman simple past kullanacağım. Fiilin ikinci hali. Verb 2. Burada da was, were ve ing kullandık. She was cooking dinner all afternoon. Bütün öğleden sonra o akşam yemeği pişiriyordu. Bütün öğleden sonra bununla uğraştı. Tamamını bununla harcadı. Eylemin devam ettiğini, belli bir süre devam ettiğini vurgulamak istiyorum. O yüzden was kullandım ve ing kullandım. Past continuous'tur. Ama ben sadece eylemden bahsedeceğim. Bunu böyle yaptı diyeceğim. Devam edip etmemesi benim için önemli değilse o zaman simple past, yani fiilin ikinci halini kullanacağım. She cooked dinner yesterday afternoon. Dün öğleden sonra akşam yemeğini pişirdi. Ne kadar pişirdi? Kaç saatte pişirdi? Bunu bilmiyoruz ya da bizim için önemli değil. O yüzden simple past'ı kullandık. İkisinin farkı genel olarak bu kadar. Past continuous devam eden eylemlerde, simple past olup biten eylemlerde kullanılacak. Bu iki zamanla ilgili diğer bir noktada when'le while'dır. When'le while bağlaştır. İki tane cümleyi birbirine bağladığım bağlaçlardır ve çoğunlukla simple past ve past continuous'ta kullanılırlar. Şimdi when'den sonra gelen cümleler, while'dan sonra gelen cümleler farklı olacak. When dığında, bir şey olduğunda gibi bir anlam katar cümleye. While da iken, olurken, yaparken gibi anlamlar katar. When'den sonra mutlaka simple past bir cümle gelecek. Yani when'in bağlı olduğu cümle simple past olacak. Ve simple past her zaman kısa eylemleri anlattığı için when'den sonra bir kısa eylem. Yani simple past bir cümle gelecek. İkinci cümlemiz past continuous olabilir, simple past olabilir. Bu da cümlenin ya da eylemin uzunluğuna, kısalığına göre karar vereceğimiz bir şeydir. While'dan sonra ise past continuous gelmesi gerekiyor. Yani uzun bir eylem gelmesi gerekiyor. İkinci tarafta da yine simple past da gelebilir, past continuous da gelebilir. Bilmemiz gereken when'den sonra simple past, while'dan sonra past continuous, virgülden sonraki kısımlara da eylemin kısalığına, uzunluğuna göre karar vereceğim. Kısa bir eylemse simple past kullanacağım. Uzun süren bir eylemse past continuous kullanacağım. While yerini kullanabileceğim diğer bir bağlaç da as'dir. As ile while ikisi de iken anlamına gelir.
ve birbirinin yerine çok rahatlıkla kullanılabilirler. Ben de cümleye bakalım. When Allison called, Allison aradığında, simple past bir cümle, when olduğu için. I was sleeping, ben uyuyordum. Uyuma eylemi arama eyleminden daha uzun sürdüğü için ve aradığında hala devam ettiği için burası past continuous. Ben uyuyordum. Alice'in aradığında. Yer değiştirirsem, bunu başa alırsam burası past continuous olduğu için I was sleeping. While başa gelmek zorunda. While getirmek zorundayım. Bir bağlaç getireceksen başına. Ya da as getirebilirim. While I was sleeping. Ben uyurken Alice'in aradı. Üstteki cümlenin tam tersi while bağlacı getirdim. While mom was cooking, while geldi. Past continuous bir zaman. Annem yemek yaparken I was doing my homework. Ben ödevimi yapıyordum. Burası da past continuous. Annem yemek yapmaya devam ediyor. O sırada ben de yine ders çalışmaya devam ediyorum. İkisi de eş zamanlı süren eylemler. İki tarafta past continuous olabilir. When var. When I came home. Eve geldiğimde she left. O evden ayrıldı. Burada da iki tarafta da kısa süren eylemler. Eve gelmek, kapıdan içe girmek anlık bir eylem. Ya aynı şekilde kapıdan dışarı çıkmak, ayrılmak anlık bir eylem. İkisi tarafta kısa olduğu için iki tarafta da simple past kullanıldı. Dığında anlam vermek için when kullanacağım. İken anlam vermek için while kullanacağım. While'dan sonra uzun bir eylem. When'den sonra kısa bir eylem. İkinci taraflara da artık cümlenin gidişatına göre kısa bir eylem varsa simple past, uzun bir eylem varsa past continuous kullanacağım. Örneklerimize bakalım. Boşluklara when ya da while getireceğim. Bakmam gereken boşluktan sonraki cümle. Bakıyorum. Was var, ing var. Past continuous tense. Hiç düşünmeden while'e getiriyorum. While he was talking on the phone, telefonda konuşurken I was watching TV. Ben televizyon izliyordum. Yine boşluktan sonraya baktım. Fiilin ikinci hali gelmiş. Burası simple past. O zaman burada ben kullanmam gerekiyor. Onu aradığımızda he was canceling his flight. Uçuşunu iptal ediyordu. Boşluktan sonraya baktım. The screen went black. Went gone'un ikinci hali. Burası da yine simple past olduğu için when olacak. Ekran karardığında biz bir film izliyorduk. Boşluktan sonra baktım. Past continuous. Past continuous da while geliyordu. Getirdim. Çantalarını toplarken ben de pasaportlarımızı arıyordum. Looking for. Sandra was washing the dishes. Diğer tarafa baktım. Fell off. Fall'un ikinci hali. Yani simple past. When gelecek. Burası shelf. Bir tabak raftan düştüğünde Sandra bulaşıkları yıkıyordu. Buraya baktım. Was listening. Past continuous tense gelmiş. Past continuous'un başına while getirmeliyim. Ben müzik dinlerken she didn't disturb me. O beni rahatsız etmedi. Yani boşluktan sonra kısma bakıyorum. Past continuous'a while getiriyorum. Simple past'a when getiriyorum. Bu kadar basit. Devam edelim. Bu sefer de simple past mı, past continuous mu? Buna karar verelim. While'dan sonra past continuous gelmeliydi. Buradaki fiili past continuous olarak yerleştireceğim. While we'den sonra were gelecek. Travel fiiline ing ekleyeceğim. While we were traveling around the world, biz dünyayı dolaşırken erkek kardeşim çok sıkı çalışıyordu. Biz dolaşırken o çalışıyordu. İkisi de eş zamanlı devam eden eylemler. O zaman burası da devam eden bir eylem. My brother was working hard. İkisi de uzun süren, aynı anda devam eden eylemler olduğu için ikisini de past continuous yaptım. Bağlaca baktım ben. Benden sonra simple past gelmesi gerekiyor. Hemen buraya simple past yaptım. İkinci halini getirdim. When she saw a little cat on the road. Yolda küçük bir kedi gördüğünde Mary drive her car. Arabasını sürüyordu diyeceğim. Araba sürme eylemi o anda devam ediyordu. Hala ola geliyordu. Burası past continuous olacak. Devam eden bir eylem olduğu için. Mary she olduğu için was gelecek.
Drive yerine de ing ekleyeceğim. Bağlacı buldum. While. While'dan sonra past continuous gelmeliydi. He was ironing the clothes. O kıyafetlerini ütülüyordu. Kendisini yaktığında. Yakma eylemi anlık bir eylemdir. Burası simple past olacak. Kendini ya da kıyafetleri ütülerken kendini yaktı. Tı. Oldu ve bitti. O yüzden burası simple past olacak. İkinci hali. Burnt. While var. While'dan sonra past continuous geliyordu. My sister was slicing onions. Kız kardeşim soğanları dilimlerken, doğrarken kendisini kesti. Kesmek yine burada yakmak gibi anlık bir eylem. O yüzden cut'ın ikinci hali yani simple past olacak. Cut. Benden sonra simple past gelmeliydi. When Albert broke his leg. Simple past getirdim. Albert ayağını kırdığında sokakta paten yapıyordu. Paten yapma belli bir süre devam etmiş. Ondan sonra ayağını kırmış. Devam eden eylemi past continuous'a yapacağım. He was skating. Past continuous. Burada while'ı gördüm. Hemen past continuous yapıyorum. We were drinking coffee at a cafe. Biz bir kafede kahve içerken kaza oldu. Oldu bitti. Burası simple past olacak. Oluyordu demiyorum. Kaza oldu diyorum. O yüzden bunun ikinci hali happened. Simple past ile past continuous farkı bu kadar. Cümledeki ipuçlarım while ve when'dir. Bundan sonraki kısımları hemen kurallara göre doldurduğumda diğer tarafı anlama göre uzun eylem mi kısa eylem mi buna göre karar verip dolduruyorum. Eğer sorunuz varsa bana yine alttan sorabilirsiniz. İstekleriniz varsa şu konuyla ya da bu konuyu anlatın, şunu anlatın diye yine alttan yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.